İyi geceler arkadaşlar. Bu gece birkaç arkadaşa söz vermiştim. Onlar için birkaç tane altcoin'e bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben normalde hiçbir şekilde altcoin analizi yapmıyorum. Neden? Çünkü çalışmaz arkadaşlar. Yani neden çalışmaz? Çünkü bunlar düşük hacimli. Yani price action sistemi düşük hacimde çalışmaz arkadaşlar. Çünkü pump edilebilir. Kolaylıkla pamplanıp damplanabilen şeyler. Yani trendte siz hiçbir zaman balinaların ayak izlerini bulamazsınız bunda. Onlar önceden çoktan al ya çoktan önceden almışlardır. Sizi gazı getiriyorlardır. Yani ben sadece sizi görürüm. Ya da aldıkları zaman zaten kocaman bir mum koyarlar arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla bunları oynatabiliyorlar. Ama yine de işte arkadaşlara söz verdim. Birkaç tanesine bakacağız arkadaşlar. İlk önce Coco ile başlayalım. Coco'da arz talep noktalarımız bu şekilde. Destek dirençlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim, çizmek isteyen çizsin kendi grafiğinde. Şimdi burada ne oluyor? Şöyle arkadaşlar. Beni takip edenler şunun ne olduğunu gayet iyi biliyor arkadaşlar. Solunda yine düşüş devam, sağında yine. Yani biz böyle bir şeyi Bitcoin'de falan karşımıza çıksaydı ne yapardık arkadaşlar? Açık net ölümüne short basardık. Bakın açık net ölümüne short basardım yani. Fakat bu niye buradan aşağıya uçmuyor? Çünkü şurada bir alım takviyesi yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir alım takviyesi yapılmış. Ve bu bölge fiyatı aşağıya salmıyor. Ama bu bölge kırıldığı zaman, bu bölgenin altında kapanışlar olduğu zaman büyük ihtimal bu destek de kırılacak, bu bölge de kırılacak. Ve Coco'da biz nereye gideceğiz arkadaşlar? 0.66'ya kadar ineceğiz arkadaşlar. Orası güzel bir talep bölgesi. Altında da destek var arkadaşlar. Oradan güzel alımlar gelebilir. Ama tabii ben size sakın ha gidip de bunları alın demiyorum. Ve bildiğim kadarıyla da zaten bunda pozisyonu olan arkadaş da kapatmış. Bu bizim için bir ders niteliği olabilir arkadaşlar. Bunu eğitim amaçlı takip edebiliriz. Bu Ray şey Coco USDT'yi. Yani çok güzel bir şey. Yani hem alış takviyesi hem çok güçlü bir düşüş formasyonu arkadaşlar mumlarda. Yani şöyle bakalım. Bunun solunda iğne yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağında da bir iğne yok arkadaşlar. Fakat bunun solunda da sağında da iğne var. Şimdi bu iğnelerin formasyonu nasıl güçlendirdiğini göreceğiz arkadaşlar. Yani burası daha güçsüz buna göre. Ve ben şu an bunda düşüş bekliyorum. Düşmesi gerekir. Net bir şekilde ama dediğim gibi bunlar altcoin'ler arkadaşlar, hacmi yok. Kolaylıkla manipüle edilebiliyorlar. Yani siz burada devasa bir düşüş beklerken anında yukarı doğru pump atabilirler. Yani şurada insanlara short bastırıp sonra pumplatıp yukarı fiyatı fırlatabilirler arkadaşlar. Ama tabii buna da artık kaldıraçla girip short basan bilmem ne yapan da deli olması lazım. Hemen sıradakine geçerim arkadaşlar. Raven. Yani bunun analizini yapan pek yokmuş arkadaşlar. O yüzden hani insanlar da bundan ne olacak ne bitecek diye de merak ediyorlar. Pozisyon olanlar varmış. Şimdi Raven Coin ne arkadaşlar? Aslında Raven Coin bildiğiniz Bitcoin ile aynı mantıkta bir coin. Tek farkı hash rate hesaplaması. Yani onu da biraz benim anladığım kadarıyla, yanlış anlamış da olabilirim. Onu da biraz hafifletmişler hani madenciliği yapılabilsin diye. Biliyorsunuz Bitcoin'in madenciliği artık çok zor. Sanırım hani işte o madencilik yapılabilsin diye o hash rate hesaplamasını değiştirmişler galiba. Şimdi bunda ne var arkadaşlar? Şurada bir ışın attım. Şuraya. Bir defa test etmiş zaten burada. İki defa da destek almış. Yani tekrar giderse bu çizgiyi takip edebilir. Buna uyulabilir.
Şurada siyahla gördüğünüz düşen bir trend var. Bu kırılırsa bir alım gelebilir. Ayrıca şu anda şöyle ölçersem destek dirençlere göre, kendi belirlediğim noktalara göre, arz talep bölgelerine göre, yani bir ABCD formasyonu oluşma ihtimali var. Aşağıda kırabilir. Yani Raven, şöyle bir bakarsam, yani insanlar bunun madenciliğini yapacaksa, basit cihazlarla hani bundan para kazanacaklarsa, yani fiyatı burada olmamalı bence. Yani fiyatı burada olmaz. Gerçi güvenlik açısından biraz kullanışlı bir şeymiş galiba ama yani şimdi ben büyük bir paramı da Raven'la gönderecek halim yok arkadaşlar. Bir de öyle bir şey de var. Hani çok bir geleceği var mı bilmiyorum ama atıyorum mesela madencilik anlamında bir popülaritesi olursa belki o zaman bir yolu olabilir. Grafiğinde de gördüklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Sarıyla gördükleriniz orta, yeşil düşük, kırmızıyla gördükleriniz güçlü arz talep noktaları. Yani bunlar zayıf, bunlar orta halli, bunlar güçlü arkadaşlar. Yani Raven'da 0.07'den de bir dönüş olabilir. Yani şöyle 0.04'ten de bir dönüş olabilir düşüşlerde arkadaşlar. Hani arka şöyle 0.11, hani bu da orta halli olduğu için ama düşük bir zaman diliminde çizmiştim ben bunu. 0.11, ondan çok emin değilim arkadaşlar. Oradan da dönebilir. Trend çizginizi çekersiniz. Buradan kırarsa hani zararına satmak yerine biraz daha bekleyip şuralardan bir satış verebilirsiniz. 0.20'lerden. Yani açıkçası arkadaşlar şurada görüyorsunuz takviye yapılmış ve pump yemiş arkadaşlar. Ondan sonra da satmış kaçmışlar. Hani bunda bir devam edecek olsaydı trend zaten buralarda devam ederdi ki buraya geldiğinde tekrar satmışlar arkadaşlar. Yani şurası mal boşalttıkları bölge gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Resmen mal boşaltmışlar burada. Yani siz mantıklı olan 0.20'den satıp çıkmaktır. O bile riskli yani. O bile riskli aslında Raven'da. Yani bir daha bu tepeye gider mi zannetmiyorum yani. Bir de şöyle bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bunlarda iyi senaryoyu düşünürken şöyle düşünüyorum. Bitcoin'de düşüş başlamadı. Bitcoin yatay seyirinde devam ediyor. Yani böyle bir şeye farz ediyoruz. Yoksa benim düşündüğüm gibi 60 bin dolarda Bitcoin'de bir düşüş trendi başlarsa zaten hepsi yandı gitti. Uniswap. Arkadaşlar Uniswap bir merkeziyetsiz borsanın token'ı arkadaşlar. Uniswap'ın token'ı aynı TVT gibi. Yani Trust Wallet gibi bilenler için. Hani bunların çok bir kullanım alanı var mı? Yani bilmiyorum. Yani bunların aslında zaten ucuz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Uniswap kullanılabilmesi için zaten mantıken ucuz olması gerekiyor. Peki bu ne yapabilir arkadaşlar? Yine söylüyorum. Bakın Bitcoin'de yatay bir trend olursa veya yükselirse diyeyim, hafiften yükselirse, hani bunlar için olumlu bir hava olursa diye bu senaryoları düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani istediğinizi çizin, istediğinizi yapın. Bunlar pump edilen şeylerdir arkadaşlar. Yani birilerinin manipülasyonuyla hareket eder. Yani resmen kumar oynuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ama illa yani aldınız, ısrar ettiniz, bakın bakın diye. Tam biz de bakıyoruz işte yani. Burada ne olabilir arkadaşlar? Bir ABCD formasyonu oluşturabilir. Yani ne yapar bu desteğe gelirse, şuradaki desteğe gelirse 0.618'e geliyor arkadaşlar. Ondan sonra da bir D noktasına bir yükseliş gelirse şöyle şuralara kadar 1.618'lere kadar ne olur? ABCD formasyonu olur arkadaşlar.
ABCD formasyonunu tamamladıktan sonra da hedefi neresi olur? Buradan da bir düşüş gelmesi gerekir. Bu formasyonu yaparsa tekrar şu bölgeye düşmesini beklersiniz arkadaşlar. Bunun RSI'ında şurada bir boğa uyumsuzluğu vardı arkadaşlar. Çalışmış o zaten. Başka da bir şey yok. Raven'ınkini tekrar bir bakayım ona. Raven'da bir şey var mı? Hani onu atlamayalım. Raven bir açılsın. Raven'ın RSI'ında bakalım arkadaşlar. Yok arkadaşlar yani. Günlük grafik bakıyoruz arkadaşlar. Çok ince bir şey aramayın zaten. Onda da ne bir ayı uyumsuzluğu ne de bir boğa uyumsuzluğu var arkadaşlar. RSI normal. Ha, RSI'nin seviyesi mevisi onlara bakmıyorum ben arkadaşlar. O indikatörlerle bildiğiniz gibi benim işim yok. Benim işim tamamen fiyatla. Mumlarla, iğnelerle. Yani bizim indikatörlerle bir işimiz yok. Ayrıca bu da bir indikatör değil zaten. Bu bana mumların boyunu gösteren bir şeydir arkadaşlar. Hani ben momentumun ne yöne olduğunu anlamak için mum boylarına bakıyorum. Yani onu bana da basitleştiren ama ben onu şu şekilde ayarladım. Yani aslında değişik bir şey oldu. Şimdi neye bakıyorduk biz arkadaşlar? Çiriz mi demişlerdi ya? Şunu mu demişlerdi? Ben burayı niye işaretlemişim? Ben burada ne bekliyormuşum? Ha. Ne varmış burada? Şimdi hatırladım arkadaşlar. Burada bir yükseliş devam formasyonu, bir takviye olabilir gibi düşünmüşüm. Fakat buraya kadar iğne atıp geri çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu ne olmuş biliyor musunuz? Bu bir fake pin bar olmuş arkadaşlar Chili's'de. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şunu şuraya kadar genişletiyoruz. Şöyle. Şimdi fake pin bar nedir? Şöyle siliyorum. Şu mumu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu mumun içinde mumlar oluşmaya başlıyor. Fakat bir tanesi bunun dışına çıkıyor ve tekrar geriye geliyor ve geri kapatıyor. Bu çok büyük bir düşüş sinyalidir. Çok büyük bir düşüş sinyalidir arkadaşlar. Hatta ben bunu hemen yayınlayayım. Hatta bunu hemen yayınlayalım arkadaşlar. Bu gerçekten biraz tehlikeli arkadaşlar Chili's'de. Bunu da bana işaretletiyor ama yani benim sistemim yok zaten burada. O da çok ilginmiş. CHZ OSDT OSD. Chiliz. Bir de CHZ ekleyelim arkadaşlar. Görmeyen kalmasın. Buna iyi ki bakmışız arkadaşlar. Aslında hiç aklımda bile yoktu. Hiç aklımda bile yoktu.
Onları geçiyorum arkadaşlar. En son Dogi Mogi soruyorlardı. Şunu bir kaldırayım arkadaşlar. En son bir arkadaşla konuşurken şuralardaydı herhalde. Şuraya gelmiş dedim, alıcını almış dedim falan. Ondan sonra zaten almış başını gitmiş. Şurada şu anda bir düşüş devam formasyonu oluşuyor. Dogi'de arkadaşlar bu aşağıya doğru gidebilir. Dikkatli olun. Hemen bu videoyu atıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum. Yani Chili's'de gördüğüm şey hiç hoş değildi. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.